Şeffaf plaklar ve gülüş tasarımı ile ilgili tüm bilgileri diş hekimi Eda Tunçer'den dinleyeceğiz. Eda Hanım, programımıza hoş geldiniz. Merhaba Buse Hanım, hoş buldum. Sohbetimize sizleri tanıyarak başlayalım. 2012 Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği bölümünden mezun oldum. 2012'den bu yana da özel sektörde çalışmaktayım. Evet, devam ettiriyorsunuz. Evet. Peki Eda Hanım, diş hekiminde lazer tedavisiyle ilgili neler söylemek istersiniz? Diş hekiminde lazer tedavisi oldukça etkin bir tedavi. Ve hemen hemen diş hekimliğinin bütün birimlerinde uygulanabilen bir tedavi. Hı hı. Kullanıldığı alana göre tabii değişik teknik ve yöntemleri var açıkçası. Ama oldukça güzel bir tedavi. Evet, peki daha çok ağırlıklı olarak hangi alanlarda kullanılıyor? Kanal tedavisinde diş eti problemleri, diş eti kanamalarında vesaire kullanılabiliyor. Bunun dışında dişlerini gıcırdatan ve diş sıkan kişilerde de uygulanabiliyor lazer tedavisi. Bu şekilde. Evet, peki gülüş tasarımı ile ilgili neler söylemek istersiniz? Gülüş tasarımı, yani herkesin aslına bakarsanız kendine has ve özel bir gülüşü vardır. Evet. Ancak tabii ki şimdi gülüş tasarımı, estetik diş hekimliği çok ön plana çıktı. Günümüzde çok yaygın. Aynen öyle. Tabii bunun dışında hastanın yüz şekli, diş eti, ne kadar diş eti görünüyor, diş etinin görünürlülüğü, dişlerin durumu, çapraşıklığı vesaire hepsi etken. Yani hepsinin değerlendirmemiz gerekebiliyor gülüş tasarımında. Evet, bu tedavi herkese uygulanabiliyor ama değil mi? Tabii ki istenen herkese yapılabilir. Yani şöyle, bu gülüş tasarımında hani birkaç farklı seçenek var açıkçası. Mesela şeffaf plaklarla dişler istenilen şekilde, tabii ki dişlerin konumu müsaitse getirilebiliyor. Onun dışında işte yaprak porselenler çok günümüzde ön planda. Yaprak porselen yapılabiliyor. Ayrıca gülüş tasarımında önemli olan noktalardan biri de gülümsendiğinde şiş ve kızarık diş etleri, hani hiçbir zaman için dişleriniz ne kadar düzgün olursa olsun sağlıklı bir gülümseme oluşturmayacaktır açıkçası. Bunun için tabii ki diş etleri ve dişin de sağlığı çok önemli. Sadece gülümsendiğinde beyaz dişler bir gülüş tasarımında olması gereken faktör, evet, ama onun dışında diş etinin sağlığı da çok önemli. Evet. Eda Hanım, vermiş olduğunuz bilgiler ve bu güzel sohbet için size teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Rica ederiz. Eda Tunçer'le keyifli sohbetin sonuna geldik. Programımız kaldığı yerden devam ediyor. Hoşça kalın.